Güneşli bir güzfeli sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Bugün YouTube'a ilk videomuzu atacağız. Eski güzfeli ile alakalı. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar dün gece burada bir olay yaşanmış. Şu an yeni güzfelinden iniyoruz. Eski güzfeline. Bir araç uçmuş. Şurada buzlanmadan dolayı. Şimdi onun videosunu çekeceğiz. Buradan mı düştü? Nereden düştü acaba? Arkadaşlar dün gece burada talihsiz bir olay yaşanmış. Araç buradan aşağı uçmuş. Bir kişi vefat etmiş. Başı sağ olsun. Burası Çorum Nehri. Tabii şu an kış olmasından dolayı debisi bayağı az. Yükseltisi de bayağı az. Yani yukarıdaki barajı kesmelerinden dolayı da oluyor. Yolumuza, videomuza devam ediyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi çocukluğumun geçtiği bir evi çekeceğim size. Kardeşim gibi olan kuzenim Samet'le büyüdüğümüz ev. Şu an buraları böyle görmek çok garip geliyor. Buradan sonrasına yürüyerek devam edelim. En son yazın geldiğimde her şey yerli yerindeydi. Ve şu an çok garip geliyor gerçekten. Evet Samet. Her şey çok çabuk değişiyor. Evet. Bu bahçeler dedemin de. Şu kamelyada az piknik yapmazdık yani. Güzfelinin tarihi oluşunu gözlerimle görmüş olmak beni gerçekten üzüyor. Arkadaşlar burası benim büyüdüğüm mahalle, daha doğrusu evimizin olduğu yer burası. Burası Metin abimlerin evinin olduğu bina. Şu tam sağ üstte gördüğünüz ev benim evim. Şimdi şuraya bir geçelim. Alt kat nenemin evi. Burası annemin nenesinin evi. Ah oh, çok garip. Şöyle park edelim. Balkon çok küçükmüş la bozuluk. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar burası nenemin evi. Şurada soba yanardı. Dedem bayağı oldu öleli ama hani şu kanepede, şuradaki kanepede sobanın karşısında yani birlikte oturduğumuz günler aklıma geliyor şu an. Evet mahalle. Samet ne yapıyorsun kardeşim? Eşkıyası da bura. Eşkıya konuşuyorum. Evet. Evet Samet, bir hırsızlık vakası mı var burada, ben onu anlayamadım. Yani hocam şöyle, şu an ben mahallelerde insanlar olmadığı için her türlü hırsızlık. İnsanlar evinde ne bırakıyor ki çalıyorlar, ben onu anlayamadım. Elektrik kabloları. Hmm. Yani bazılarının kapıları olabilir, bilmiyorum. Her şey olabilir arkadaşlar. Burayı da taşıyayım. Evet. Gördüm evimi seyrettim. Gördüm, kendi evimi çektim de. Arkadaşlar burası da Mehmet dedemin evi. Kendisi yukarıda kaç aydır yukarıda duranayım? Aşağıya 11. ayda gitti. 11. aydan beri yukarıda ama evet. Yine evini görmeye geldim Mehmet dedem de. O içerisinde malzeme dolu duruyor içerisinde. Çatı duruyor, ambar duruyor. Dede onları nasıl boşaltacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Vereceğim, kimseye veremiyor. Öyle bir şey değil. Hırsızlık falan oluyormuş herhalde onunla alakalı. Ha? Hırsızlık falan oluyormuş herhalde. Oldular. Ha, bu kapıyı çalmışlar. Oraya bu kapıyı da çalarlar da. Ha, demirleri söküyorlar herhalde. Kedi... Ne oldu kedi? Tamam. Olabilir yani. Hayat bu abi. Ya ben seni de anlıyorum. Tabii burada tek kalmışsın da. Tamam gel. Gel. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendi mahallemizi gezdik. Burada
Çoruh Havzası üzerinden şu, şu köprüden karşıya geçip burası Hamzet. Yani buralarda yüzmeyi öğrendik. Şuradan aşağı birleşim. Orada da Barhalça ile Çorun Nehri birleşip devam ediyor. Çorun Nehri olarak şurada gördüğünüz üzere. Virane olmuş buralar yalnız ya. Köprünün de pek hali kalmamış ama yine de işlevsel. Evet arkadaşlar, burası da prefabrikler. Daha öncesinde Samet sen anlat bakalım burada ne olmuştu? Daha önce boşaltılan evler mi şey yapmıştı? Daha önce boşaltılan köylerden arkadaşlar, gelen insanlar mı? Bu prefabriklerin buraya kurulma amacı ilk yıkılan evlerdeki insanları buralara geçici olarak taşımaktı. Şimdi de gördüğünüz gibi buralardan tekrar prefabrikler sökülüp yeni Yusufeli taşınacak. Bunlar o tekrar kullanılacak mı acaba tabii. Orada? Samet Bey proje müdürü gibi tabii demeyiz. Proje müdürü değiliz ama biliyoruz da. Anladım. Ama evet sökülmüş hepsi. Şurada bir ev var. Ya isteyen kalabiliyor mu aşağıda Samet? Şöyle halen daha hali hazırda ev çıkmayan insanlar var. He. Mecbur o insanlar halen daha burada yaşamak zorunda. Galiba esnaflara falan sonradan yani hak sahibi olmayan esnaflara şey yapılıyor mu Samet? Belediye mi yapıyor? Belediye ve DS galiba. 150 tane dükkan biri, 60 tane mi ne biri yapacak şu anda. Ha, iyi. Kimsenin mağdur olmaması için güzel bir uygulama diye düşünüyorum ben bunu. Neyse biz yolculuğumuza devam edelim. Arkadaşlar burası Yusufeli'nin sanayisi. Halen daha burası işlemeye devam ediyor Samet. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yani çünkü halen daha yukarıdaki sanayi bölgesi tamamlanmış değil. Zaten buradaki insan esnaflara da 45 gün daha izin verdiler. Galiba su buraya kadar gelmiş ama biz gene burada sıkıştık. Hay anasını. Hay anasını ya. Oradan geçemezdik. Ne diyorduk? Su galiba buraya kadar gelmiş sonra tekrardan bir boşaltılma. Su buraya kadar geldi. Şu anda buradaki esnaf hiçbir şeyini yukarıya taşıyamadığı için suyun geri tahliyesini yaptılar. Allah 45 Allah. Gün daha buraya izin verdiler. Evet, şu vitesi biraz ileri alabiliriz. Evet. Ortaklaşa bir araç sürümü videosu falan. Keşke araba inceleme videosu falan mı çekseydik Samet? Yok yok. Bu iyi mi diyorsun? Ama arkadaşlar böyle olursa zaten biz ilerleyemeyiz. Neyse arkadaşlar. Devamı gelecek. Aa bu arada sabah kaza yaptığından bahsettiğimiz araç orada. Gerçekten kötü. Arkadaşlar burası da hurdacı. Yani... Halı saha kapandı mı Samet? Halı saha kapandı. Evet. Halı saha haritada kapalı gözüküyordu zaten. Ama burası yıkım yeriymiş. Dur bakalım şu eski petrolün oradan çıkarız o zaman. Evet arkadaşlar sürekli böyle bir yıkım yapılıyor. Demirleri sökülüyor. Bunun ihalesi nasıl oluyor Samet? Ben onu anlayamadım. Biz buradan nereye gidiyoruz? Buradan çıkış var mı acaba? Olması lazım da. Lastiğimiz patlar mı Samet Bey? Ne diyorsunuz? Burada ateş yakıldı. 85 bir ihtimali var arkadaşlar evet, evet. Şu anda. Tehlikeli. Arkadaşlar burası da güreş eğitimdi. Oo. Hatta şurası güreşlerin yapıldığı alandı. Aa burayı da yıkmışlar ha. Burası güreş eğitim. Benim babam da güreşçi olduğu için bizim de küçükken hevesimiz vardı. Geliyorduk buralara. Evet burası petrol ofisi. Evet, taşınma aşamasında olan taşınma bir petrol ofisi aşamasında ama. Demek. Aşağıda tankerleri halen duruyor ama. Tabii. Anladığım üzere baksana insanlara hizmet veriyorlar. Ha, yukarıda yerleri olmadığı için şu anda yani var yerleri var ama. Ama yapım aşaması bitmedi değil mi? İnşaat. Evet, yıkım devam ediyor. Buranın demirleri para ediyor değil mi Samet? Evet. Buradan halisi zaten o yüzden var. Evet, yıkılan cami de burada. Bir tartışma konusu o. Cami yıkılır mı, yıkılmaz mı? Evet arkadaşlar, bilgisi olan arkadaşlar yorumlarda bahsetsin. Cami yıkılır mı, yıkılmaz mı? Yani ben objektif olarak yorum yapmam gerekirse
Zaten kullanılmayacak olan bir cami suyun altında kalıyorken yıkılmış ya da yıkılmamış ne fark eder diye düşünüyorum ama daha farklı bir düşüncesi olan varsa tabii belirtebilir. Gördüğünüz gibi burası çarşı ve tüm evler boşaltılmış. Ve şu an burada bir yoğunluk var. Değil mi Samet? Hocam insanlar işte bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığı için. Bak mesela bisikletçi halen daha açık, anladın mı neden? Dükkanı yok yukarıda. Allah Allah. Ya da yüksek fiyattan kira vermek istemeyen esnaflar da var, o yüzden o da olabilir, orayı da evet. Bekleyenler var. Garip gerçekten. Bu viyadük ayakları Samet, bu viyadük ne zaman bitecek mesela? Bu yukarıya bağlanan en kısa yol diye biliyorum, doğru mu? Doğru ama Artvin'den, Erzurum'dan geldiğin zaman. Ne zaman biteceğine dair şu anda ben hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Zaten ihalesi yeni yapıldı, bağlanma işlemi yeni başladı. Ha baksana. Ha, başımda şu anda. Bunun bir yapılamayacağı ile alakalı bir şey konuşuluyordu sanki bir ara ama. Umarım kısa zamanda biter. Bu viyadüklerin yapım aşaması da çok uzun sürdü arkadaşlar. Burada 2-3 kişi vefat etti yaparken. Yani tat kaçırıcı olaylar oldu. Şu an dönemedi tabii. Yıldırım Oto Kurtarıcı. Bekliyoruz arkadaşlar. Trafik var. Gördüğünüz üzere. Aşağısı artık halen daha yukarı olmalı arkadaşlar. Akşam 5'e 6'ya kadar. Buralar yukarıdan daha yemeğimizi bile burada yiyeceğiz değil mi Samet? Evet. Arkadaşlar Yusufen'in de yapılabilecek aktiviteler arasında en önemlisi döner yemek yani. Cağ kebabı Kültür Turizm Bakanlığı tarafından zaten bize verildi. Zaten bizimdi. Bu yöre, zaten bu tortum Uzundere, Yusufeli aynı ortamı paylaşıyor. Neyse bu konuya çok değinmeyelim. Erzurumlu arkadaşlar sonra bizi linçlemesin. Arkadaşlar burada park vardı. Hükümet konağı vardı. Burası Hacıoğlu Market, bizim tanış olduğumuz bir adamın marketi. Ama artık hiçbiri yok. Buradan sola mı devam edelim Samet? Yoksa... Sola ilerden yoldayız zaten. Yok mu? Olmaması lazım. Şurada şey yok mu? Açmışlarsa bilmiyorum. Şuradaki yavrulara. Bak bak o gidişe bak Allah'ın. Heyecanlı bir köpek yavrusu. Kangal Severler Derneği. Burayı görsün arkadaşlar. Buradaki sağlık ocağı kaldırılmış yani tam şu önümüzde sağlık ocağı vardı, artık o da yok. Sanki bu evin yarısı yıkılmış, yarısı kalmış mesela. Nasıl oldu bu iş? Muhtemelen o camiyi yıktıktan sonra bir ihale süreci durdurulmuştu. Ha, caminin yıkılması problem mi oldu yani? Aynen, problem oldu burası için. Zaten bir 10-15 gün ihale durduruldu. Adamlar da geri gitti. Şimdi bir daha başladı. Ha, başka bir şirket mi aldı? Başka bir şirkete verdiler diye biliyorum ama doğru mu biliyorum onu bilmiyorum. Şu an farklı bir araç. Evet, değişik bir videolar arkadaşlar. Lastik çukura düşmüş. Biz de yardım ederim abi. Biz de edelim, evet, yardım edeceğiz şimdi. Kurtarma videosu. Logger kapaklarını çalmış herhalde. Çalmışsan bilmiyorum da. Şöyle tatsız bir olay olmuş. Burada mı çalmış? Arkadaşlar buradaki kapak da yerinde yok artık. Kurtardık. Dolu kapaklar. Evet arkadaşlar, burası Devran Döner. Şöyle'nin ünlü bir dönercisi. Ferhat abimiz. Hoş bulduk abi. Samet basmaya başladım. Ben de ayran. Ben de kola aldım. Kola. Ayran olsun. Fark et. Ömer Bey. Ömer. Açım. Açım. Yusuf Bey esnaflarından, evet. Siz niye çıkamadınız Ömer Bey? Mağdurum. Dükkan vermediler bana. Tamam, burası sizin dertlerinizi anlatabileceğiniz bir kanal değil Ömer Bey. Neyse Miraç. Miraç sen iyi boğuyorsun kardeşim ya. Evet arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Gel gel Miraç gel. Bizim çayımızı getir bakalım.
Arkadaşlar esnaflık burada bitiyor yavaştan. Çünkü artık çayınızı bile gidip kendiniz alıyorsunuz. Ses servis. Neyse şeker biraz sen biraz da masa işlev görün. Şeker yok mu? Şaka yapıyorum. Bir de çok sevdiğiniz bir kare. Evet, Köşen Market sahibi Ömer Faruk Bey. Rica etsem bize neden hala burada olduğunuzu, hiçbir şeyin toplanmadığını söyler misiniz? Çünkü dükkan çıkmadı kanka. Nasıl çıkmadı yani Ömer Bey? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 5 senedir esnafız ama çıkmadı. Mağdur edildik. Ama Ömer Bey çok... Devletime sesleniyorum. Çok bana, güzel konuştunuz yani. Bana bir dükkan verin. Ayrıca Ali Palavik yargılansın. Ömer ustam, şiir gibi konuştun be. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Abim ne dersin be? Evet, çay içmeye devam arkadaşlar, şakası bir yana. Buradan sonra devam edeceğiz. Esnafımız hem hayvan sever. Kediler de şöyle şey yapıyor, biz de sevelim böyle. Evet, bu sokak hayvanlarına ne olacak Samet? Bu hayvanlar için bir şey var mı Samet Bey? Abi yukarı taşınacağını söylüyorlar ama bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Samet'im, burada bir bankamatik falan. Bunlar hepsi kaldırılmış abi. Artık hiçbir şey yok. Şu köşedeki o ses bayi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dayım işletiyordu ve artık o tamamen yukarı taşındı. Yukarı taşındık diyoruz ama herkes aşağıda. Yukarı çıkmıyor hala. Çıkmasın Egen. Şiddet Egen. Çıkmasınlar Egen. Öyle Egen. Arkadaşlar burası da eski çarşı. Şöyle... Eski çarşıdan o tarafa şeye gideceğiz. Kanonete doğru. Az önce bahsetmiştim. Dayımın dükkanı şurası. İdi. Artık yukarıda. O ses çiğ köfte. Devam. Arkadaşlar parkeler falan alınmış. Burada terk edilmiş bir araç var. Onun altındaki parkeler kalmış. Burası da bir diğer düğün salonu. Arkadaşlar bu emniyet kemeri sesi susmuyor. Arkada oturan dostlarımız takmadığı için. Evet sustu. Bu yollar bu kadar kötülenmiş. Yukarı mı çıkalım yoksa düz mü devam edelim sana? Düz abi düz. Edelim bakalım. Yine yarısı yıkılmış bir bina. Şu ileride yıkım çalışması devam ediyor. Buradan diğer tarafa gidiş var mı bilmiyorum ama şansımızı deneyeceğiz. Dönelim mi ya? Geçilir o zaman. Arkadaşlar burası benim dedemin evi. Yerde bir kül geliyor ama nereye yanıyor? Burada bir yerler yanıyor. Dayım geçen gün burada çekim yaparken düşmüştü içeri. Yine şurada tandırımız. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapardık. Nenem yapardı yani daha doğrusu. Vay be. Mutfaktı burası.
Dosta bu kadardı arkadaşlar. Zaten pek bir şey kalmamış. Burası da o yanki mahalleydi yani bize göre. Kazora ikiye ayrılıyordu. Karşı ilk gösterdiğimiz taraf ve bu taraf. Ve hepsi sular altında kalacak artık. Arkadaşlar bugünlük kısa bir tur oldu. Şimdi suyun geldiği noktaya doğru gidiyoruz. Bakalım. Orada daha güzel bir manzara çıkacağını düşünüyoruz. Belki arabayı da hafif bir suya sokarız. Sait Bey? Sokamayız abi. Neden abi? Elektrikli araba olduğu için sıkıntı olabilir ya. Doğru diyorsun. Pillere su kaçarsa ne yaparız hocam? Abi 100 bin liralık oluruz. O kadar olsa iyi diyelim. Oluruz abi en kötü. O kadar olsa iyi diyelim. Duracell değil de. Neyse. Yıkım devam ediyor o tarafta biz buradan sağa. Evet hala yeni ilçe, hala demeyeyim. Bu Tekkale mevzusuydu. Tekkale de bizim köyümüz arkadaşlar. Şimdi yeni yerleşim yerine servis yapmışlar. Çok garip. İnsanlar yetişmeye çalışıyor. Az önce göstermiştik zaten. İnsanlar orada boruları topluyor, gemileri topluyor. Devam ediyor. Neyin üstünden geçtik? Samet burada araba yıkama halen devam ediyor kardeşim. Ne düşünüyorsun burada? Çünkü halen daha aktif olarak yukarıda dükkanlar var. Oo arkadaşlar yıkıma denk geldik. İzleyebiliriz aslında. Bir binanın yıkılışını bence kayıt ederiz. Fark edelim. Evet arkadaşlar şu an yıkım ekibi. Merkezi noktalara küçük dokunuşlar yapacak. Evet. Şu ana direklere vursa yıkılacak gibi zaten ama bakalım. Tabii onlar işin daha iyi bildiği için. Şimdi böyle kulaktan dolma yorumlarımız. Biz suya doğru yavaştan yol alalım. Bunu izlemek bile insanın yüzünden biri. Arkadaşlar su seviyesi bayağı ilerlemiş. Burası normalde düğün salonuydu. Buraya geçmiş bulunmakta. Ciddi bir yüksekliği var yani şu an. Ve buz tutmuş havanın soğukluğundan dolayı. Devam edelim şuraya. Aslında daha da ileri gelmiş arkadaşlar su. Ama daha içeride şeyler olduğu için esnaflar barajın suyu kesilmiş yukarıdan. Sabah konuştuğumuz mevzu. Evet arkadaşlar burada da bir marketin bozulmuş, bayatlamış. Kolaları, sodaları her şeyi var. Atmış buraya. Evet arkadaşlar bu çöp olayı gerçekten can sıkıcı. Biri bunu buraya bilerek bırakmış çünkü. Baktığınız zaman. Geçmiş. Bakın limonatalar var arkadaşlar. Biraz şu an gerçekten görmek istemedi bunu izleyicilerimiz. Arkadaşlar bu yol şu an gösterdiğimiz şekilde şu an Artvin'den Erzurum yoluna bağlantı yoluydu. Artık orayı diğer tünellerle bağladılar. Burası Hamzet. O köprüden geçtiğimiz yerin devamı. Yani bu dağlık alana herkes kendince bir şeyler yapmış. Yaşam alanı olarak. Yani burada bir sürü anı var. Biz de buraları son görmeye geldik. Şimdi yukarıda mezbahanenin oraya gideceğiz. Su seviyesinin nereye geldiğini göreceğiz. Ve bugünlük bu kadar yeter diyeceğiz. Devam edelim. Burada da bir yıkım faaliyeti var arkadaşlar. Devam ediyor. Emniyet binaları yıkılmış. Altında Almatur kafe vardı galiba değil mi Samet? Almatur değil mi? Nar kafe. Evet şimdi üst yoldan suyun geldiği seviyeye bakıp
yaşantımıza devam edeceğiz. Biz de yukarı çıkarız değil mi Samet? Evet hocam. Değil mi hocam? Samet yorgun gibisin. Samet doğal olsun dedik de kardeşim ne yaptın yani ben anlayamadım. Abi şuralara da çıkmamız lazım. Bakalım oralara da. Abi bakalım. Onlar da ilerleyen videolarda şey yaparız. Evet arkadaşlar buradan. Suyun geldiği son noktanın üstündeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tam suya 50 metre kala bir petrol ofisi kalmış. Muhtemelen bir hafta içinde de taşınır burası diye düşünüyoruz. Şu trafiğe kapalıdır. Biz zaten hemen de... Arkadaşlar geldik. Burası mezbaneydi. Buradan beslediğimiz sokak köpeklerini, hayvan artığı falan alırdık da. Neyse bu konumuzla çok alakalı değil. Evet Samet, senden dinleyelim abi burayı. Arkadaşlar ben 3 gün önce İstanbul'dan geldiğimde su şu bakın taşı atacağım yerin altında bir cam var. Oradaydı. Suyun da ne kadar hızlı dolduğunu görüyorsunuz. Şu noktada da bir polis kontrol noktamız vardı. Orası da maalesef artık suyun altında kaldı. Samet burada düğün konvoylarının başlangıç noktasıydı şurası. Evet. Güzel anlar, güzel şeyler biriktirdiğimiz yerlerdi. Çok da dramatize etmemek lazım değil mi Samet? Tabii tabii. Son olarak böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Samet'e video çekerken, şey foto çekerken. Yanlışlıkla suya fazla girdik. Anlamadan çok girdik hısım dedi az önce. Ve gerçekten artık doluluk oranı bayağı artmış. Şuraya bakarsanız asfalt çökmüş. Şimdi ben videoyu çekerken düşersem. Efekan. Çok kötü düşen. Evet arkadaşlar. Son nokta bu şekilde. Şunu bir düşürebilirsem. Neyse tamam. Hadi fotoğraf çek. Yani şu an buranın altı su dolu olduğu için biraz da tehlikeli. Miraç atla. Öl. Vay be Samet. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz arazide Yusuf'un en güzel düğün salonlarından biriydi. Evet, kır düğün salonu olarak geçiyordu. Bira şişelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Samet şu arkada çok içer misin? Öyle anlatıyorlardı bana yok, ama. Yok yok. O genel olarak düğün sahipleri içirirdi orada. Yani normalde sen içmezdin yani. Yok ben kullanmıyorum. Zaten bira şişelerini de görüyorsunuz. Pislik arkadaşlar bakın bakın her taraf. Dalgalanma devam ediyor. Bugünlük bu kadar yeter herhalde arkadaşlar. Yusufeli vlogumuz bugünlük bu kadardı. Yarın da yeni Yusufeli çekimleri için şey yapabiliriz. Arkadaşlar yeni yer oğlum, şurası. Gördüğünüz üzere prefab diyorum. TOKİ evleri.